Türkiye yerindeki yatılı Kur'an kurslarının ihtiyacını karşılama noktasında
genel bütçeden katkı alarak büyük ölçüde oran kurslarımızdaki bu ihtiyacı karşılamış bulunmaktadır. Artık bizim oran kurslarımızdaki siz değerli gençlerimiz, geleceği yönlendirici olan sizler, oran kurslarında sabah kahvaltısında istediğiniz gıdayı tüketebiliyorsunuz. Sebze veya diğer gıdalar noktasında da arzu etmiş olduğunuz gıdalara ulaşmak Allah'a şükürler olsun ki büyüklerimiz sayesinde bu imkanlar bizlere sağlandı. Rabbim bu imkanların kadri kıymetini bilenlerden eylesin. Ve ümmetler, bugün sizlerin gururlanma günü, onurlanma günü. Kişilerin, çocukların dünya hayatında böyle bir mertebe sınav olsun yani makamlara geldiği zaman gururla, onurla onu etrafındaki insanlara izah etme durumunda kalır. Sizler evlatlarımızın bugünkü yarışmada Kur'an-ı Kerim'i en güzel benim evladım okumalı düşüncesiyle o ahlakla, o amaçla buraya geldiniz. Rabbim hayatınız boyunca bu düşünceden sizleri saptırmaz inşallah. Tabii ki bu evlatlarla bir insanın en güzel, en değerli, en değerlenmiş olduğu değer evladıdır. Sizler evlatlarınızı belki de sizden daha iyi bakabilecek, hastalandığı zaman başucunda olabilecek, başarı kazandığı zaman kendisine farklı bir heyecan uyandırabilecek çok değerli hocalarımıza biz minnettarız. Onlar olmazsa siz de olmazsınız. Onların sabahın erken saatinde, sabahın o erken saatinde, sabah namazından belki önce, belki de sabah namazıyla beraber sizlerin en çok değer vermiş olduğunuz o varlıkları kaldırıyorlar. Onların Allah'ın kelamıyla sabahın o seher vaktinde düşünüyorlar. Bu hocalarımızın hakkını hiçbir zaman işlemeyemeyiz. Bu din, bu Kur'an hizmetleri, din hizmetleri bu zamana gelinceye kadar bu gibi vefakar, cefakar, değerli hocalarımızın omuzlarında yükselir. İnşallah sizler de hafızlıktan sonra eğitim hayatınızdan sonra da inşallah bu hocalarımızın size vermiş olduğu bu değerli ahlakı, insan yetiştirmeyi, Kur'an kursalında hizmet etme aşkını Rabbim sizlere nasip eder inşallah. Ve başkanlığımıza başkan gençlerin başkanımız Sayın Profesör Dr. Mehmet Görmez Hocam. Bu güzel Kur'an şöyle ziyafetini Rize'de Tertip ve Bey bugün gördükleri için Rize halkına bunu tebliğ ettikleri için bizi Kur'an şöleniyle kullandıkları için kendilerine teşekkür ediyoruz. Rize'de olarak, Rize halkı olarak, Rize'de gönül yapan bir kardeşimiz olarak her zaman için Kur'an'ın halka daha iyi anlatılması, duyurulması noktasında bu gibi güzel faaliyetlere her zaman tanıyoruz. Sayın daire başkanımıza da buradan beni gelmek istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Yarışmaya katılacak olan genç kardeşlerimize de hayırlı başarılar diliyorum. Hepsi birinci. 7 tane birincimiz var. Ama 7 tane birincinin içerisinde tatlı bir rekabet olacak. Ve bu rekabet inşallah hak edildi olur diyorum. Tekrar hoş geldiniz. Yüce kitabı
Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salatu olsun. Hazreti Peygamber Efendimiz'in döneminden bugünümüze ve bugünden kıyamet günü sabahına kadar Kur'an'a hizmet eden Kur'an gönüllülerine, Kur'an hâlimlerine, Kur'an muhimlerine selam olsun. Allah'ın rahmeti, mağfireti, bereketi tüm müminler ve cümlemiz üzerine daim olsun. Değerli Kur'an'a gönül vermiş kıymetli mümin kardeşlerim, hepinize Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Gününüz hayır olsun, bereket olsun. Bereketlerle dolsun. Bugün yapacağımız İnşallah bu hayırlı yarışmanın efendim memleketimize bereket getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Ve Kur'an'la olan bağımızı, irtibatımızı arttırmamıza birer vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. 2015 yılının Kur'an hizmetlerinin bugün adeta zirve günüdür. Birazdan değineceğim. Ve bu zirveyi yani Kur'an kursunda nasıl ki bugün Rize'de çay mevsimi, çay topluyorlar. İşte biz de yaygın din eğitimi, Kur'an kursları, Diyanet Başkanlığımız olarak 2015 yılın hafızlığın, hasatının zirvesini, harmanını, efendim, toplama bereketini bugün Rize'mizin bu güzel camiinde inşallah sizlerle beraber yapacağız. Allah'ın inayetiyle. Tabii ki değerli kardeşlerim, kıymetli müminler, bizim yolculuğumuz asr-ı saadetten beri, bizim yolculuğumuz mirador manasında Cenab-ı Allah'ın cibriyi emin vasıtasıyla Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e emir duyulduğu ikra sırrınca başlamış Darül Erkam'dan, Suhfe'den, Darül Ufaz, Darül Kurra, efendim medreseler, mektepler ve Cumhuriyet döneminde Kur'an kurslarımızla beraber bugüne kadar gelmiştir. Allah'ımıza hamdü senalar olsun. Hocalarımız hep böyle dua eder. Biz o dualarla Kur'an kurslarında yetiştik. Yine bu duayı da burada tekrar ediyoruz. Hep ediyoruz. Cenab-ı Allah bu müesseselerimizi Darül Erkam'ın suhbenin bugün bize de Türkiye'deki şubelerini kıyamet günü sabahına kadar var edecek inşallah. Ve buralarda Kur'an bülbülleri, Kur'an sedası her zaman varlık olacak inşallah. Bu vesileyle bugün bu toplantımızın burada oluşmasından emeği geçen katkısından efendim bu birlikteliği sağlayan değerli müftü vekilimiz hocam burada, diğer bütün mesai arkadaşlarımıza gerek bizde gerekse başkanlıktaki kardeşlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Tabii ki hemen konuşmamızın başında bugün aramızda olamayan ama programlarımızın himayesinde, yürüttüğümüz muhterem Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Mehmet Görmez hocamın selamlarını sizlere iletiyorum. Özellikle yavrularını Kur'an hizmetine adayan anneleri babaları, Kur'an hizmetini gönüllere akşeden hocalarımı, Kur'an hizmetine gönül verip bugün ilk adımı yaşayan hafızları, onların şahsında Kur'an kurslarımızda hafızlar çalışan bütün yavrularımızı ve Kur'an hizmetine gönül veren, destek veren, yardımcı olan bütün Müslümanlara hocamızın takdirlerini, selamlarını, teşekkürlerini bu vesileyle iletmiş oluyoruz inşallah. Tabii ki değerli kardeşlerim, şunu da hemen konuşmamın başında söylemek istiyorum. Son günlerde yüreğimizi yakan, bizi hüzne gark eden, gerçekten acımızı arttıran şehit haberleri geliyor. Biz de bu vesileyle bugün burada 7 tane yavrumuzun bu vesileyle okunan Kur'an ziyafetinin bütün bereketini, bütün güzelliklerini son günlerde şehit olan kardeşlerimize, onların şahsında bütün şühedaya, onların şahsında gazilerimize, din-i mübin İslam için vatan, millet, ezan, bayrak için canını veren güzel insanlara hediye ediyoruz. Allah nur içerisinde yatırsın. Vatanımızın, milletimizin varlığında gözü olanlara Allah fırsat vermesin. Cenab-ı Allah millet olarak başsağlığımızı diliyorum. Allah bizlere inşallah böyle acıları göstermesin. Değerli kardeşlerim,
biraz önce de değindiğim gibi 1932'li yıllarda Kur'an kurslarımız Cumhuriyet'le yaşayabileceğimiz bir tarihe sahip ama 1932 yılında 9 kişi, 9 mekan, 232 kişiyle başladığımız bu Kur'an hizmeti bugün geldiğimiz noktada elhamdülillah sayısı 1 milyonlara varmış, 61.500 civarında yatılı Kur'an kurslarında hafızlığa kalan yavrularımız, yaz Kur'an kurslarında 3.5-4 milyon civarında evladımızın Kur'an hizmeti aldığı, kış kurslarımızda yaklaşık 850 bin hanımefendi ablamızın, bacımızın, kardeşimizin Kur'an'la buluştuğu mekanlar haline gelmiştir. Biz yakın dönemi anarken özellikle bu 9 kişiden biri olan Hasan Akkuş, Kesik Bacak İsmail Efendi, Yönetli Mehmet Efendi, hemen yanı başımızdaki Of'ta Kur'an hizmetine gönül vermiş Aşık Mutlu Hoca Efendimiz'i, efendim özellikle bu bölgenin ömürleri Kur'an'la hizmette Allah, Hacı Hasan Efendi, Hacı Perşen Efendi, hocalarımız Müftü Yusuf Karalı Hocamız ve diğer bütün hoca efendilerimiz, Türkiye genelinde, Konya'mızda Hacı Veysari Mustafa Efendimiz'i, ülkemizin her bir yerinde, varlığında, darlığında, sıkıntıda, fetret döneminde Kur'an hizmetine gönül vermiş ve bugün bu emaneti bize teslim etmiş bütün hocalarımızı rahmetle anıyoruz. Ve en son zamanlarda gerçekten yaşantısının sonunu taçlandıran, bizleri kardeşlerimizin çok iyi bildiği, tanıdığı, bizim de cenazesine ülke olarak şahit olduğumuz Zaventikli Mustafa Efendi, Hoca Efendimiz, Allah onun içerisinde yatırsın. Cenazesi bir Kur'an alimine bu milletin nasıl gönül verdiğinin resmidir değerli kardeşim. Bunu her yerde paylaşırız. Cenab-ı Allah onların açtığı yolda yürümeyi bugün aramızda genç hafızlarımıza, onların kıymetli hocalarına bu şerefi nasip etti elhamdülillah. Ama biz bir kadir şinaslık gereği onların Ofun Uğurlu köyünde Hacı Mehmet Aşık Mutlu hocamızın 80 metrekarelik bir mekanda yetiştirdiği 300 tane talebesi milletin, toplumun manevi hayatında bir çığ, bir ufuk açmıştır. Onun için biz Kur'an hizmetinde bulunan kardeşlerimiz olarak ne zaman kendimizi Yüce Rabbimizin huzuruna açsak bu hocalarımıza bir rahmet, bir dua, bir bereket vesilesi olması için dua ediyoruz. Allah onların tesirle, bereketiyle Kur'an hizmetlerini, hizmetlerimizi devam etmeyi cümlemize nasip eylesin inşallah. Değerli kardeşlerim, bugün geldiğimiz noktada hamdolsun Kur'an kurslarımızda 1976 yılından bugüne kadar kaydetmeye başladık. 118.850 tane hafızımız var. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan belge alan. Her yıl 5.000 Kur'an hafızı, muhafızı ortalama diyorum 5.000. 5.500'e çıkıyor. 4.800'lerde bazen 6.000'e çıkıyoruz. Elhamdülillah toplumun manevi hayatına katkı sağlıyor. Evet, millet olarak bugün toplumumuzun çok çeşitli hizmet birimleri vardır. Mimarlar, mühendisler vardır. Binalarımızı inşa eder. Efendim belediye hizmetleri vardır. Şehrimizi güzelleştirir. Efendim adalet hizmetiyle değerli devlet büyüklerimiz, hakim, savcısı, insanların adalet içerisinde yaşamasını temin eder. Efendim işte bütün hizmetleriyle güvenlik, askerimiz, polisimiz, Allah cümlesini muhafaza etsin, emniyetimizi temin eder. Ama şunu unutmayalım ki Diyanet İşleri Başkanlığımızın, Kur'an kurslarımızın ürettiği, yetiştirdiği toplumu din konusunda aydınlatma vazifesine, emanetini muhdesine alan bu gönül, bu hizmetlerleri toplumun manevi hayatına rehberlik, ahlaki örneklik olarak manevi kalkınmamızın, manevi hamlemizin önce ahlak ve maneviyat diyebileceğimiz şuura erişmemizin birer öncüleri olmuşlar. Bu vesileyle bu hayırlı hizmetleri üreten başta muhterem başkanımız ve bunun etrafında başkanlığımızda bugün sayıları 130 bine varan kıymetli hocalarımızın Cenab-ı Allah hizmetlerini, aşklarını, şevklerini, şevkimizi, gayretimizi artırsın inşallah. Daha nice hayırlı hizmetleri
hizmetler üretmemize Cenab-ı Allah bizlere fırsat versin, yardımcımız olsun. İşte değerli kardeşlerim, bizim Kur'an ile olan bağımız, bugün hafızlarımız bunu temin ettiler. Onların şahsında elhamdülillah Kur'an'ın güzel okunması, onun korunması, onun ezberlenmesi ve şimdi Allah fırsat verirse Kur'an'ın anlaşılması ve ondan sonra hayatımızın merkezine oturup güzel bir şekilde Kur'an'la yaşamamız için bu hafızlarımız birer vesile, birer sebep, birer gönül elçisi, birer inşallah irşat elçisi olarak bütün alemi İslam'a hizmet edecekler değerli kardeşlerim. Ve ben özellikle bugün bulunduğumuz noktada lisemizde, çünkü Kur'an hizmetlerimizde Türkiye'mizde Karadeniz'imizin ayrı bir yeri var. Trabzon, Rize bu hizmetlerde gerçekten örnek, ölçü illerimizden. Şunu her zaman temin için, bir hakkı temin için söylüyoruz. Rize'mizde bugün 1500 civarında hafızlık yapan öğrencimiz var. 72 tane yatılı Kur'an kursumuz var. Toplamında 131 efendim Kur'an kursu hizmetiyle sadece Rize'ye değil, efendim işte Doğu Karadeniz'e diyebileceğimiz veya Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu diyebileceğimiz illerimizde oradaki Kur'an alimlerine, hafızlarına hizmet üretecek kadar ümmet şuuruyla, altını çizerek söylüyorum, ümmet şuuruyla hizmet etmeye, kardeşlik destanını yazmaya, olabilir ama bugün üst kimliğimiz olan gururla taşıdığımız ümmeti Muhammed olma şuurunun adeta zirveleştiği yerlerdir. Bu ilimizdeki Trablusları Allah'ımıza hamdü selamlar olsun. Şöyle bir baktığımızda değerli kardeşlerim, bugün elhamdülillah lisemizde mesela geçen sene 161 tane evladımız hafızlık belgesi almış. Bu sene Eylül sınavı hariç 273'e çıkmış. 5000 civarında hanım ablamızın Kur'an kurslarında hizmet almasına vesile olmuşlar. Yazıyla, kışıyla, hafızlığıyla, yaz kursuyla baktığımızda yaklaşık 34.907 benim elimdeki veri, yani 35.000 buradaki vatandaşımıza müftülüğümüz Kur'an hizmetini götürmüş. Ben değerli müftü vekilimiz şahsında bütün hocalarımı, meslektaşlarımı burada takdir ediyorum, tebrik ediyorum. Allah hizmetlerini kabul eylesin. İşte memleketimizde hamdolsun bu aşk ile şevk ile devam ediyor. Değerli kardeşlerim, biz bu topraklarda yaklaşık yuvarlak bir ifadeyle söyleyelim, 1000 yıldır varız. Geçmişinde de varız. Memleketimizin üzerinde gözü olan, hesabı olan, kitabı olan, efendim dahil ve harici düşmanlar olabilir. Vardır, var olmaya devam edecektir. Ama Rize'mizin şu güzel camisinden söyleyelim ki Allah'ın izniyle bu milletin gönlünde Kur'an sevgisi oldukça, bu milletin hayatında Kur'an hizmetleri oldukça, bu milletin mabetlerinde, mekteplerinde efendim Kur'anlar okundukça, bugün biraz önce de söyledim, yaklaşık 120 bine varan belgeyle diyeliyle bu kadar canlı hafızı kelamın, bu kadar hoca efendimizin, alimin, efendim güzel insanların hayatta bulunduğu, var olduğu sürece Allah'ın izniyle memleket üzerinde yapılan hiçbir olumsuz plan hayat bulamayacak inşallah. Kur'an-ı Kerim bizim hayat garantimizdir. Kur'an-ı Kerim bizim yaşama sevincimizdir. Kur'an-ı Kerim bizim kendisine hizmet etmekle gurur aldığımız yüce bir kitabımızdır. Ve biz bu vesileyle inşallah hem dünya ve hem ahiretin bereketini temin etmiş olacağız. Yarışma hakkında da kısa bir bilgi verip hemen inşallah efendim yarışmamızı başlatalım. Değerli kardeşlerim, Kur'an dostlarımıza kayıt yapılan hafızlarımız hafızlıklarını tamamladılar. Haziran 8'de başlayan hafızlık sınavını yaşadılar. Yaklaşık 17 bölgede hafızlık sınavı yaptı. Oralardaki hafızlarımız içerisinde en ön planda olan yavrularımız geçtiğimiz hafta efendim 28 Temmuz'da Ankara'da ön elemeyi yaşadılar. Ve ön elemede
7 tane adeta bir inci olan, biz onlara öyle diyoruz, her birinin bir inci olduğu yavrumuzu birazdan göreceksiniz. 12 yaşında, 13 yaşında, 15 yaşında tertemiz, körpe, efendim pırıl pırıl gözlerinden adeta aşk ışığını alacağımız yavrularımız huzura gelecekler. Kur'an'ın hadimi oldular, hafızı oldular elhamdülillah. Ve bu 7 tane kardeşimiz bugün burada Allah nasip ederse Türkiye finalini yaşayacaklar. Ve aralarında 1, 2, 3 tane arkadaşı bugünün efendim gösterdiği performansıyla önlerine çıkmış olacak. Yani sizin başkanlığımız biz kurslarımız arasında bir, hayırlı yarışmayı arttırmak üzere. Ama en önemlisi burada değerli hocaların büyüklerim var, onlar daha da iyi biliyorlar. Birbirimizin şerifini arttırırken Kur'an hizmetindeki o tasfiyi vurup, o baharini vurup, o talip kriterlerini oturup, oturtup ve bunu bütün Türkiye'yle paylaşmak üzere, yani hayır üzere bir yarışma olacak. Allah fırsat verirse. Türkiye Diyanet Vakfımız sizlerin yardımlarıyla, sizlerin efendim destekleriyle ayakta duran, hizmet eden Türkiye Diyanet Vakfımızla çocuklarımıza birinci olan yavrumuza 10 tane cumhuriyet altını, ikinci olan yavrumuza 8 tane, üçüncü olana 6 tane, 4, 5, 6, 7. yavrularımıza da 3'er tane cumhuriyet altını hediye etmiş bulacak. Kıymetli hocalarına da efendim bir güçlü olanlara 2'şer, diğer hocalarımıza da 1'er tane bu günün anısı olsun diye cumhuriyet altını Türkiye Diyanet Vakfımız hediye etmiş olacak. Bu vesileyle Kur'an'a olan aşkınızın efendim bir yansıması olarak bugünü bizlerle paylaştınız. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Yürekten teşekkür ediyorum. Allah cümlenizden razı olsun. Cenab-ı Allah inşallah hayırla bereketle dolu bir yarışma yaşamamızı bizlere nasip eylesin. Bu bir Kur'an ziyafetidir. Hasta gönüllerimize şifa, dertli kardeşlerimize deva, sıkıntıda olanlara kurtuluş vesilesi olmasını, milletimizin saadet ve huzuruna katkı sağlamasını, birlik ve beraberliğimize vesile olmasını, bu yarışmanın bizlere huzur getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Ve birazdan huzura gelecek kıymetli hafız evlatlarımızı, yavrularımızı tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Allah hepinize razı olsun. Yayın Din Eğitim İdaresi Başkanımız Dünya Din Almanya Hocamıza bu anlamlı ve güzel konuşmalarından dolayı ve ayrıca şu güzel aklımız verip size bizlere yaşadıklarından dolayı yaptığı güzel çalışmalarından dolayı şükranlarınızı arz ediyorum. Kıymetli misafirlerimiz, Karadeniz Teknik Üniversitesi İdaret Fakültesi Dekanımız Emin Aşık Hocamız da teşrif etmişlerdir. Arz ediyorum. Evet, şimdi selamlama ve açılış konuşmasından sonra ben jüri üyelerimizi takdim edeceğim ve yerlerine istihdam edeceğim. Jüri Başkanımız Ankara Rıfat Yürekçi Eğitim Merkezi Müdürü Muhterem Mustafa Bulur Hocamız. Hoş geldin başkanım. Jüri üyemiz Trabzon İYİ Yüksek İhtisas Merkezi Kur'an-ı Kerim Hocası, Alaaddin Yerman Hocamız. Hoş geldiniz efendim. Yine sizin jüri üyelerimizden Rize Müftüsü Kararı İYİ Yüksek İhtisas Merkezi Aşere Takvim Hocamız, Halil Galip Hocamız. Hocamızdan hoş geldiler. Jüri üyemiz yerlerini aldı. Ben öğrencilerimizi takdim edeceğim. Tabii ki Kerem Daire Başkanımızın da arz ettiği gibi kendi illerinden ve bölgelerinden seçilerek gelen seçkin hafızlarımız, hepsi mükemmel hafız, Kur'an hafız, hepsi Hazreti Kur'an dünyada yok olsa yazacak şekilde Kur'an'ın hafızlarına hapseden hafızlar. Onun için burada bilinciler ve yarın da dereceye girecek öğrencilerimiz konsantrasyon sebebiyle, anlık bir hata sebebiyle gelecek belli olacak. Size çok iş düşüyor. Sükuneti sağlarsan, sükuneti muhafaza edersen hakka hukuk açısından da önem arz eder diye düşünüyorum. Efendim,
yarışmada önce kurallarını çektiler. Çekmiş oldukları kural neticesinde birinci oranı okuyacak öğrencimizi size takdim edeceğim. Okuzhan Akkoç, Konya Kırmak Kurbaniye Erke Kur'an Kursu öğrencimiz. Evet. Şöyle bu tarafta okuyoruz. Sadece tanıtıyorum ben. İkinci oranı Marisa İlahiye Erke Kur'an Kursu öğrencimiz Hasan Sarı. Hasan Sarı kardeşimizi kursuya alıyorum. Üçüncü oranı Lise Taşlıoğlu Camii Erke Kur'an Kursu'ndan Orhan Özbek kardeşimiz, hafızımız. Dördüncü oranı İstanbul Kocatepe Erke Kur'an Kursu öğrencimiz Fatih Aynova. Beşinci oranı Raşit Tayyip Kırdık, Kahramanmaraş Şehadet Erke Kur'an Kursu öğrencimiz. Altıncı oranı yine Kahramanmaraş Acemli Camii Erke Kur'an Kursu'ndan Kurkan Kaplan Duran. Ve yedinci oranı Trabzon Mustafa İmamoğlu Erke Kur'an Kursu öğrencimiz İsmail Albayrak. Evet, öğrencilerimize başarılar diliyorum ve yine aynı yerlerini alıyorum öğrencilerimizi. Kıymetli misafirlerimiz, yarışmamız başlayacak. Yarışma kurallarını açıklamak üzere, sizlerle paylaşmak üzere ben sözü jüri başkanımız Mustafa Bodur hocamıza bırakıyorum. Rabbimize hamdolsun. Salat ve selam Ertuğrul'un hamiyeti ikram Hz. Adem babamızla başlayıp Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e son olan Peygamberimizin şan ve Resul İkram Efendilerimizin üzerine olsun. Dua ise siz kıymetli Kur'an gönüllülerine, Kur'an'a hafıza değer veren aziz cemaatimizin üzerine olsun inşallah. Muhterem Müslümanlar, İnşallah burada bugün bir daire başkanımızın ifadesiyle harman mevsimi, bir Kur'an efendinin işçisinin adeta bayramını kutlayacağız. Değişik bölgelerden Kur'an'ı ezberleyen yavrularımız var, hafızlarımız var. Cenab-ı Hak kendilerini her türlü ilim ve din dünya yolunda muvaffak kılsın inşallah. Bu yarışmada elbette ki bunlar bölgelerinden Kur'an kurslarından seçildiler geldiler. Ancak bu işin tabiatında da bizim her ne kadar gönüllerimizde birinci olsalar da bir sıralama yapılacak. Bunun belli kaidelerinde Diyanet İşleri Başkanlığımız oluşturmuş. İnşallah bizler de bugün bu kuralların muhacelesinde yavrularımızı bir hayırlı hizmet anlayışıyla, hafızlığında, Kur'an'da, Allah'ın kelamını ezberlemede, yarışma hususunda sizleri bilgilendirip ve dediğini ilan edeceğiz inşallah. Bir takım hususlar var. Yarışmacılarımız inşallah bunlara göre, bu kaidelere göre okumak zorunda. Ben bunları sizlere hatırlatayım inşallah. Her okuyucunun yarışma sırası önceden kura ile tespit edilecek ki ilgili arkadaşlarımız bu sıralamayı tespit ettiler. Yani buraya gelen yavrularımız o sıralamaya göre gelecek. İçinde soruların bulunduğu kapalı ve mühürlü zarlar yarışmacılara kura ile çekilecek. Sırası gelen her kardeşimizden buradan gören arkadaşımız soruların bulunduğu mühürlü zarlardan takdim edecek. Onun seçtiği soruları biz kardeşimize yönelteceğiz inşallah. Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak. Demek ki her yarışmacıya sorulan her soru 100'er puanlık bir değerlendirme kriterine sahip olacak. Bu 100 puanın 60 puanı hafızlıkta,
Yani bir kardeşimiz sorulara yanlışsız cevap verirse hafızlık itibariyle 60 puan alacak. Tecvid ve tasvir huruf tam ve mükemmel olursa 30 puan alacak. Eda ve sada dediğimiz 10 puanla da kendisine takdir edilmiş olacak. Yani güzel okuma, maharecine, tecvidine, tasvir hurufuna ne yaparak, riayet ederek, güzel okuması halinde de eda ve sada dediğimizle kullanarak 10 puan almış olacak. En önemli hususlardan bir tanesi de yarışmacı yanıldığında iki defa tekrarlama fırsatı verilecek. Yani iki defa kardeşimize ne yapacak? Yanıldığını komisyon üyelerimiz veya başka ikaz ederek tekrarlama fırsatı verecek. Birinci ikazla devam ederse bir puan. Bu ikazı nasıl anlayacağız? Yarışmacı takıldığında doğrusunu komisyon söylüyor. Sadece mikrofona tıklatmak suretiyle ya da kendisini uygun bir uslupla ne yaparak ikaz ederek yanlış okuduğunu ne yapmak? İma etmek suretiyle yapacağız. Bu da iki defa. Birinci ikazla devam ederse bir puan, ikinci ikazla devam ederse yine bir puan, yine devam edemediği takdirde de diyor her hafta hatırlatma için kendisinden ne yapılacak? 3 puan kesilecek. Eskiden yarışmalarda hatırlatma yapıldığı halde tekrar edemezse o soruyu ne yapıyorduk? Hiç okumamış kabul ediyorduk. O da yarışmacılarımızda belli bir moral motivasyon kaybına sebep oluyordu. Başkanlığımız bunu değiştirdi. Şimdi okuyacağı yere kadar ya da kendisi okuyamayacağını ifade etseye kadar hatırlatma yapılacak ama bunlardan usulüne uygun puanlama düşünecek değerli kardeşlerim. Yarışmacıya sorusu hatırlatıldığı halde devam edemiyorsa değerlendirme okuduğu miktar üzerinden yapılacak. Yarım sayfa okuduysa yarım sayfa üzerinden puanlandırma yapılacak. Bir diğer maddemiz ise yarışmacılardan her tecvid hatası için 0-5 puan, tecvid hatası için ve her tasvir huruf ve hareka hatası için de kendilerinden 1 puan kırılacak, 1 puan düşülecek. Komisyon üyeleri eda ve sadada makam, yüz hatları, dudak talimi, ses ve akıcılık kriterlerinde göz önünde bulundurular. Okuyucudan takdir edince puan kırabileceklerdir. Bir diğer madde ise yarışmacıların puanlarının eşitliği söz konusu olduğunda öncelikle hafızlık puanı yüksek olanın yine eşitlik halinde tecvid ve tasvir huruf puanı yüksek olanın yine eşitlik halinde ise eda ve seda puanı yüksek olanın birinciliğine karar verilecektir. Bu durumda da eşitliğin devam etmesi halinde derecelendirme kura ile tespit edilecektir ki bu zaten imkansıza yakın bir husustur. Peki hocam yarışmacılara kaç soru sorulacak? Aziz cemaatimiz her bir yarışmacıya 2 soru sorulacak. Bu sorulardan birisi 1. ve 15. cüzler arasından tam sayfa sorusu. Yani sayfanın başından başlayacak, sayfanın belirli bir bölümüne kadar ne yapacak? Yarışmacımıza soru sorulacak. İkinci sorusu ise 16 ile 30. cüzler arasında buralarda da sayfa geçişli sorularımız var. Yani bir sayfanın belirli bir yerinden başlayıp öbürkü karşı sayfaya geçmesi ve böylece de hafızlığının kuvvetlediği bu şekilde de ölçülmüş olacak değerli kardeşlerim. Yarışmacılarımızın en önemli puan kaybettiği özellikle Kur'an kursu talebelerimizin dikkat etmesi gereken yarışmada diyor aday öğrendiği tahkik veya tedbir usulünden birisini okuyacak. Yani bizim mukavele tarzı dediğimiz biraz daha hızlı değil, biraz daha orta okumuş ya da ağır okumuş dediğimiz tahkik veya tedbir okuyuşundan herhangi birisini benimseyebilir. Ama hadın usulü yani mukavele tarzı okuyuşu bu tür yarışmalarda ne yapıyoruz? Tasvip etmiyoruz. Peki okursa ne olacak? Buna rağmen çocuğun tadı hatır okursa bu okumuş olduğu her bir soru içinde kendisinden 5 puan düşürecek. Bu noktadan sonra değerli kardeşlerim iki hususu da arz ederek yarışmaya geçmeyi düşünüyorum inşallah. Şimdi burası bize hafızlı hocası bol olan bir yer. Bu kadar gönlünüzü de var.
Çevremizde böyle canımızı güzelleştiren kardeşlerimiz arasında hafız olanlar var. Çokça karşılaştığımız bir problem. Hafızımız okurken bir yerde hareket hatası yaptığında hemen arka taraftaki hafız efendi çık çık diye ifade edilecek şeyleri söylüyor. Bunları yapmayın. İstirhamım sizden asla arkadaşlar, çünkü bu çocuklarımızın hepsi sizin yavrularınız. Hatalı okuduğunuzda komisyon başkanı uyarması gerekirse uyarır. Ya da uyarılmaması gereken, sadece puan düşürmesi gereken bir hatasa biz ne yaparız? Onun derecelendirmesini yaparız. Ama bazen insan istem dışında olarak veya çocuğun talebi arkadaşları veya hocaları kardeşimizi ne yaparlar? Yönlendirme yaparlar. Lütfen bu hususa dikkat edelim. Sükunette biz sadece dinlemeye gayret edelim. Bir diğer hususta bazen yarışmacılarımız hareket hatası yapabilir. Merfu okuması gerekirken meczun veya meftu okuyabilir. Komisyonumuz sadece ne yapacak? Bunları puanını düşünecek. Yanlış olduğuna dair kendisine herhangi bir ikazda bulunmayacak. Bir diğer husus, yarışmacılarımızın dikkati dağılmaması için şöyle her birimizde cep telefonu vardır. Herkes şöyle cep telefonu bir çıkarsın, sizden istirhamım. Bunu ya kapatalım ya da seslerini ne yapalım keselim. Şöyle cep telefonlarımızı çıkaralım kardeşlerim. Ya kapatalım komple ya da sesini kısalım ki yarışmacılarımızın dikkati ne yapmasın? Kaybolmasın. Yarışmacılarımız, fotoğrafçı arkadaşlarımız var, gazeteci kardeşlerimiz var. Allah razı olsun, onlar da buraya teveccüh etti. Bu Kur'an ziyafetini görüntülemek için yarışma başladıktan sonra gerek bu kardeşlerimiz gecekirse cep telefonlarımızla hafızlarımızın yüzüne tuttuğumuzda flaş patlaması onların dikkatlerinin dağılmasına sebep olur. Dolayısıyla hata yapmalarına sebep olur. Lütfen hafızımız okurken ne yapmayalım? Fotoğrafta çekmeyelim. Çocuklarımızın dikkatine dağılmamış olsun inşallah. Dedikten sonra Cenab-ı Hak bu ağır ve zor görevde bizim Kur'an hocalarımız, Muhterem Alaaddin hocamız, Trabzon Dini Yüksek İhtisası Kur'an hocası, Kur'an hafız, yine sizlerin çok yakından tanıdığı Rize'ye hizmet veren Halil Garip hocamız, Kur'an hafızımızla birlikte inşallah bu ağır görevi devrede etmeye gayret edeceğiz. Cenab-ı Hak yardımını tehlikeli esirgemesin inşallah üzerimizden diyorum. Ve birinci yarışmacı kardeşimizi sırası itibariyle buraya davet ediyorum. Buyur sen kalmasınız. Birinci yarışmacımız Oğuzhan Akkoç hafızımız. Kendileri Kur'an'la okumaya okuyacakları sorularınızı çektiler inşallah. Kardeşimizin okuyacağı birinci sorusu ki bu görevi inşallah Alaaddin hocamız devam edecek. En'am suresi 19 ve 27. ayetler arasında okuyacak. Tedbir veya tahkik usulünden birisini benimseyerek, ağır ya da olumlu okuyuşlar birisini benimseyerek okuyacak. İnşallah soruyu yönetmek üzere ben Alaaddin Derman hocamıza mikrofonu tercih ediyorum inşallah. Thank you.
kıldım, kararımızdı. لا تشهدون أن مع الله
Hayatın başında bir daha olmaz. Yeah.
Orayı bir daha tekrar et bakalım. Allah'ım ben de merkeğe kulun Allah.
iddialar versin ve tesir olurla yapmaya da bu hamdülillah geri dönem.
kardeşimizin de birinci sorusu Nisa suresi 87. ve 91. ayetler arası olacak inşallah. Hocamıza sorusunu hafızımıza yönelteceğiz. Evet hocam. Birinci sorunu soruyorum. Nisa suresi ayet 87 ve 91. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa hu le yecmehannekum. Euzu billahi Thank you.
ومنكم من يتوفى ومنكم
Üçüncü yarışmacı kardeşimiz Orhan Özbek kardeşimiz sorusu Enfa Suresi'nde Alakalı Hocam kendisine evet, sorumu soruyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Enfa Suresi'nde يعلم الله
والذين آمنوا وصبروا والذين
Let's
ikinci soruyu soruyorum inşallah. Nem suresi ayet 58-65. Bismillahirrahmanirrahim. Ve emtanna aleyhim nadaran fesâle nadarul munzerîn. Bismillahirrahmanirrahim. Ve emtanna aleyhim nadaran fesâle. Evet, Hafız hocamızın da ifade ettiği gibi Nahl suresi ayet
27 ve 34. ayetler. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle başlıyor. ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ اَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ.
ألا بعدا لعاد.
والذين يدعون
Yeah.
Good.
Suresi ayet 59 78. Şöyle başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Hâdâ fercun muhtehimun ma'akum la merhaben bihim innehum sârunnâr. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا سَلَّيْتُهُ فَنَزَلَ
استكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته بالله.
hocamıza bu güzel toplum aralarından ilahi kurumlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Evet, büyük bir heyecanla sonuçlar belli oldu. Sonuçları takip etmek üzere Diyanet İşleri Başkanı, Başkanlığı, Yaygın Din Eğitimi Dairesi Başkanımız Dünya Milyar Arhan Bayram Hocamızı kürsüye arz ediyoruz. Değerli kardeşlerim, Cenab-ı Allah dinlemiş olduğumuz Kur'an'ların feyzine bereketini cümlemizi nail eylesin. Güzel bir anı hep beraber yaşadık. Efendim 2015 yılının hafız kardeşlerimizin finalini beraber paylaştık. Tabii ki bu kardeşlerimin önceki hallerini çok iyi bilen hocaları bizler varız. Ama böyle bir anda bu heyecanı, Kur'an'ın bütün efendim birikimini burada ortaya koymanın ne kadar heyecanlı olduğunu hep beraber gördük. Ve bütün öğrencilerimizi, muhterem hocalarımı, çok kıymetli ailelerimi, emeği geçen bütün kardeşlerimi ve dolayısıyla tekrar ediyorum bu organizasyonda emeği geçen bize yüklülüğü mensup arkadaşlarımı yürekten tebrik ediyorum. Bir kez daha o dua ile bu bereketi, okunan bütün Kur'an'ların bereketini, inşallah sevabını son günlerde şehit olan kardeşlerimizin ruhlarına hediye ediyoruz. Allah makamlarını cennet eylesin. Cenab-ı Allah bu acıları bizlere göstermesin ve yaşatmasın inşallah. Şimdi tabii ezan muhabbeti okundu. Hemen bu heyecanlı anı beraber paylaşalım. Üçüncü kardeşimiz Furkan Kaplan Durak. Kahramanmaraş 12 Şubat Acemli Cami Erkek Kur'an Kursu hafızı. Furkan hafız. Evet hafız. Üçüncü kardeşimiz. Üçten geriye doğru geleyim istedim. Evet hafız Furkan kardeşimiz. Üçüncü olarak bu yarışmayı tamamladı. İkinci yavrumuz İsmail Albayrak. Arsi Yeşilyalı Erkek Kur'an Kursu. Trabzon Aksin'den katılan hafızımız İsmail Albayrak. Evet, tabii Rize'de olduğumuza göre bunu açıklamıyoruz ama biliyorum herhalde İsmail de Rize'de değil mi İsmail? Evet, peki. Birinci kardeşimiz Raşit Tayyip Fındık, Kahramanmaraş Kadıroğlu ilçesinden Şehadet Erkek Kur'an Kursu hafızı. Evet, hafızlarımızın kıymetli hocalarını da sahneye almak istiyorum. Acemi Kur'an Kursu'ndan hocam buyurun. Arsin'den hocam buyurun. Ve yine Şehadet Kur'an Kursu'ndan. Geriye kalan diğer yavrularımız, o sıralamayı yapmıyoruz. Ben bu çiçekteki ilgili söylüyorum. O yavrularımıza davet edeceğim. Fatih Aydoğan, İstanbul Bayrampaşa Kocaeli Kur'an Kursu, Hasan Sarem, Manisa İlahi Akhisar Kur'an Kursu'ndan, Oğuzhan Akkoç, Konya Uluırmak Nurhaniye Kur'an Kursu'ndan ve Rize'den Taşlıoğlu Kur'an Kursu'ndan Orhan Özbek. Evet, 4, 5, 6, 7'de olan kardeşlerimizi de huzura bahsedelim. Ben deniz takdim etmek istiyorum. Daha önce de paylaştım. Türkiye Diyanet Vakfımız birinci olan hafızımıza 10 tane Cumhuriyet altını veriyor. Kıymetli valimiz aramızda. Sayın valim. Buyurun efendim. Hediyelerini vermek üzere. Değerli kardeşlerim, lütfen oturur musunuz? Arkadaki insanları göremiyorum. Lütfen. Aynen. Ya şu kim ya? Skordan geliyor. Evet, İbrahim.
Şimdi namaza geçiyorum.